أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bugün zikr edeceğim sahabinin adı Hazret Avf bin Haris bin Rıfa Ansari'dir. Rivayetlerde kendisinin adı Avf bin Afraha, Avf bin Haris Oğuz bin Afraha dahi beyan edilmiştir. Afraha annesinin adı idi. Ansar kabilesinin Banu Jar ile alakası vardı. Hazret Muaz ve Hazret Muavviz Hazret Avf'ın kardeşleriydiler. Hazret Avf Ansar'ın 6 kişilerden idi. Onlar ilk olarak Mekke'ye gelerek biat ettiler. Beyt-i Akba'ya dahi katıldıydı. Müslüman olunca Hazret Esed bin Zurara ve Hazret Amara bin Hazm ile birlikte bunu Malik bin Necar'ın putlarını kırdı. Bedir gazvesi günü savaş varken Hazret Avf bin Afraha Hazret Resulullah'a sordu. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'a kulun hangi şeyinden daha fazla masrur olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şundan ki onun eli savaş ile meşgul olsun ve zırhı giymeden korkusuzca savaşsın. Yani korkusuz olmalı savaş anında. Bunun üzerine Hazreti Avf bin Afraha kendi zırhını çıkardı ve ilerleyerek savaştı ve şehit düştü. Bedir gazvesinde Ebu Cehil, Avf bin Haris ve kardeşi Hazreti Muavvezi şehit etti. Hadis ve siret kitaplarında Bedir gazvesi Ebu Cehil'e saldıranla ashablarının isimleri vardır. Onlarda Hazreti Avf bin Afraha'nın adı dahi vardır. Daha önce dahi ben zikretmiş bulunuyorum bundan. Sunan Ebi Davud'da vardır. Bunun adı Avf bin Haris idi. Her iki ad bunundur. Neyse, Ebu Cehil'in şehadeti, Hazreti Avf'ın şehadeti Bedir'de oldu. Bundan sonra zikredeceğim sahabinin adı Ebu Eyyub Ansari'dir. Hazreti Ebu Eyyub Ansari radıyallahu anh'ın adı Hazreti Halid ve babasının adı Zeyd bin Kuleyb idi. Kendi ismi ve kunyesi her ikisiyle meşhurdur. Hazreti Ebu Eyyub Ansari bunun alakası Ansar'ın kabilesi Hazrec'in Banu Najjar ile alakası vardı. Hazret Ebu Eyyub Ansari Akba Saniye'de 70 Ansar ile birlikte biat etmek nasip oldu kendisine. Hazret Ebu Eyyub Ansari'nin annesinin adı Hind binti Said idi. Başka bir söze göre Zahra binti Sa'd idi onun adı. Hazret Ebu Eyyub Ansari'nin karısının adı Hazret Umme Hasan binti Zeyd idi. Onun karnından Rahman adlı bir çocuk
doğdu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Yensavi Hazreti Musa bin Umayr arasında muakat yani kardeşlik kurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederek Medine'ye teşrif buyurduğu zaman evlerini yapılıncaya kadar Hazreti Ebu Eyyub Ansari'nin evinde misafir kaldı. İkamet etti. Sirat Hatimun Nebiyyinde Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle beyan etmiştir. Resulullah'ın ikamet olayını Benu Necar'a gelince soru şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangisinin evinde ikamet etsin? Kabilenin her insanı istiyordu ki bu ona nasip olsun bu iftihar. Bazı kimseler kendi devesinin yularını dahi yakalarlardı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şu anda memurdur benim devem onu bırakın. Nerede Allah-u Teala emrederse orada oturacak. Bunu diyerek onu yularını bıraktı Resulullah. Deve ilerledi ve yürüyerek öyle bir yere geldi ki orada daha sonra Cami-i Nebevi ve Resulullah'ın hücreleri orada tamir edildi. Ve o zaman Medine'nin iki çocuğun yeri vardı orada oturdu. Sonra tekrar kalktı ve ilerledi. Birkaç adım yürüdükten sonra tekrar geri döndü. Bu aynı yere tekrar oturdu. Daha önce oturduğu yere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Haza inşaallahul manzilu. Allah-u Teala'nın menşeinde anlaşılıyor ki bu burası bizim makamımızdır. Sonra dua ederek indi deveden ve dedi ki burada en yakın ev kimindir? Abu Müslümanlardan Abu Eyyub Ansari ilerledi ve dedi ki arz etti ya Resulallah benim evim yakındır. Ve bu benim kapımdır. Teşrif buyurun. Dedi ki tamam git ve bizim için oturma yeri hazırla. Abu Eyyub Ansari hemen evini düzenleyerek geri döndü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla birlikte evine gitti. Bu ev iki katlıydı. Abu Eyyub istiyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üst katta teşrif buyursun. Fakat şu düşünceyle ki benimle görüşmek isteyenler için kolaylık olsun. Alttaki katı Resulullah sevdi ve orada oturdu. Gece oldu. Abu Eyyub'un karısı uyuyamadılar ki Resulullah alttadır ve biz üstteyiz. Tesadüf şu oldu ki geceleyin bir su testisi kırıldı. Ve Abu Eyyub bu korkuyla ki damlamasın aşağıya hemen kendi yorganını onun suyun üzerine attı ve onu kuruttu. Sabah oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Ve kemal ısrar ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e üst kata gitmesini ricada bulundu. Resulullah önce kabul etmedi sonra Ebu Eyyub'un ısrarını görerek kabul etti. O evde Resulullah 7 aya kadar ve İbn-i İshak'ın rivayetine göre 2 hicriye kadar Mahe Safar'a kadar orada oturdu. Yani evler yapılıncaya kadar, cami yapılıncaya kadar orada oturdu. Aynı yerde Ebu Eyyub Ansari'nin evini evinde ikamet etti. Mukim oldu. Ebu Eyyub kendisine yemek gönderirdi ve geri kalan yemeği tekrar kendisi yerdi. Sevgi yüzünden aynı yerden yerdi. Nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerdiyse diğer eshablar dahi Resulullah'a yemek gönderirlerdi. Bu olayını Hazreti Müslim radıyallahu anh dahi beyan etti. Bazı cümleler yeni oluyor. Onun için ben bunu dahi tekrar okuyorum. Genel olarak aynı olay beyan edilmiştir. Fakat bunun kendisi bir Müslüman'ın kendisi bir yolu vardır beyan etmenin. Diyor ki Resulullah Medine girdiği zaman herkes istiyordu ki kendi evinde kalsın. Fakat hangi sokaktan devesi gelirse o onun aileleri kapının önünde durarak Resulullah'ı istikbal ediyorlardı. Ve derlerdi ki ya Resulullah bu bizim evimizdir. Bu bizim malımızdır. Bizim canlarımız bunlardır. Sizin hizmetiniz için biz varız. Ya Resulallah
biz sizi korumaya yetenekliyiz. Bize kalın. Siz bazı kimseler coşkuyla ilerleyerek devesinin yularını yokalardı ki kendi evinde indirsinler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her birisine derdi ki benim devemi bırakın. Bugün bu Allah-u Teala tarafından memur edilmiştir. Nerede Allah-u Teala'nın menşei olursa orada duracak. Sonunda Medine'nin bir köşesinde Benun Necar'ın yetimlerini bir toprağına yakın yerde oturdu. Resulullah dedi ki Allah-u Teala'nın menşei budur ki biz burada kalalım. Sonra dedi ki bu kimindir bu toprak? Bazı yetimlerin idi bu toprak. Onların velisi ilerledi ve dedi ki ya Resulallah filan ve filan yetimin yeridir ve sizin hizmeti için hazırdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Biz başkasının adını bedava alamıyoruz. Onun fiyatı biçildi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada cami ve kendi evlerini yapmayı emretti. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İlk en yakın ev kimindir? Abu Eyyub Ensari ilerledi. Ve dedi ki ya Resulullah benim evim yakındır. En yakın. Ve sizin hizmeti için vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eve git ve bizim için bir ev hazırla. Bir oda. Hazreti Ayyub'un evi iki katlıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e için üst katı tecviz etti. Teklif etti. Resulullah dedi ki görüşenler eziyete kalacaklar. Alttaki katı seçti. Ansar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zadını çok seviyorlardı. Hazret Müslim oldu yazıyor. Orada dahi belli oldu bu sevgi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ısrarı üzerine Hazret Ebu Eyyub Ansar kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alkalta kalsın. Fakat bütün gece karı koca uyanık kaldılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altadır. Biz nasıl üstte uyuyabiliriz? Bu sevginin bir belirtisiydi. Geceleyin bir su tesisi kırıldı. Şu düşünceyle ki su aşağıya damlamasın Hazreti Ebu Eyyub hemen koşarak kendi yorganını suyun üzerine atarak onun rutubetini kuruttu. Sabahleyin tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine çıktı. Ve bütün durumları anlattı kendisine. Bunun üzerine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti üst katta kalmayı. Hazreti Ebu Eyyub her gün yemek hazırlar ve kendisine gönderirdi. Sonra geri kalan evini bütün aile yerdi. Birkaç gün sonra ısrar ile diğer ansarlar dahi misafirperverlikte pay istediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi evi yapılıncaya kadar sırayla Medine'nin Müslümanları kendisine yemek gönderirlerdi. Hazreti Ebu Eyyub'da rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada evinde ikamet etti. Alt kattaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisin rivayetidir. Müslim Mevud'un beyanatı bitti, tamamlandı. Her neyse Hazreti Ebu Eyyub rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alt katta ve Ebu Eyyub üst kattaydı. Ravi diyor ki bir gece Hazreti Ebu Eyyub uyandı ve dedi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başının üzerinde yürüyoruz. Bir tarafa çekildi ve bir köşede geceyi geçirdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Alt katta daha kolaylık var. O dedi ki ben bu çatıda kalamıyorum. Siz onun altında olasınız. Resulullah üst kata çıktı ve Hazreti Ebu Eyyub alt kata gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yemek yapardı. Yemek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kendisine gönderilirdi. Sorardı ki geri geldiği zaman sorardı. Nerede Resulullah dokundu? Sonra aynı yerden yemek yerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereden yediyse. Bir sefer kendisi için yemek adı içinde evet. Lahsan vardı. Geri geldiği zaman sordu ki Resulullah yemek yemedi. Kendisine anlattı ki bugün yemek yemedi. Kendisi korktu. Resulullah'a gitti ve dedi ki bu haram mıdır? Sarımsak. Resulullah dedi ki hayır. Fakat ben onu sevmiyorum. Hazreti Ebu Eyyub Ensari dedi ki siz ne sevmiyorsanız
ben de onu sevmeyeceğim. Sizin sevmediğinizi ben de sevmedim. Ravi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e melekler gelirlerdi. Müslim'in rivayetidir. Vahiy olurdu ve melekler gelirlerdi ve bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı sevmezdi. Ancak haram değildir. Müslim'de bu rivayet şöyle yazılıdır. Hazreti Ebu Eyyan Sabri'nin rivayeti var, der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yemek getirildiği zaman ondan yemek yerdi ve kendi artık kalan yemeği kendisine gönderirdi. Bir gün artık kalan yemeği geldi ve yememişti ondan. Çünkü içinde sarımsak vardı. Ben kendisine arz ettim. Bu haram mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hayır. Fakat ben onu korku yüzünden onu sevmiyorum. Hazreti Ebu Eyyub Hazreti ki ben de tiksiniyorum sizin tiksindiğinizi. Başka bir rivayet var. Müsned Ahmed bin Hanbel'in rivayetidir. Bu olay şöyle beyan edildi. Abu Eyyub Ensari'den rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim eve yakın bizim evde oturdu ve ben üst kattaydım. Bir seferinde üst katta su düştü. Ben ve Umme Eyyub bir çadır ile kuruttuk suyu. Bu korkuyla ki su damlayarak Resulullah'ın üzerine düşmesin. Sonra ben korkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktım. Ve arz ettim ya Resulullah. Bizim için uygun değil. Biz sizin üstünüzde kalalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o üst kata çıkın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğu üzerine bütün malzemesi üst kata gönderildi malzemesi. Ve malzemesi çok az idi. Ben arz ettim ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bana yemek gönderiyorsunuz. Ben bakardım nerede parmak izlerinizi görürsem ben elimi o aynı yere koyardım. Fakat bugün gönderdiğiniz yemeği gördüm ve baktım ki orada sizin iziniz yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Doğrudur. Çünkü içinde sarımsak vardı. Yahut soğan vardı. Burada soğan dedilmişti. Ben onu yemedim. Korku yüzünden, çünkü melek geliyor bana ve siz onu yiyin. Hazreti Ebu Eyyub Ensari ile birlikte, Resulullah ile birlikte Bedir, Uhud, Handık gazvesi ile birlikte bütün gazvelerde katıldı. Hazreti Ebu Eyyub Ensari beyan eder. Biz Bedir günü saflar yaptık. Bazı kimseler saftan ilerlediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bakarak dedi ki, benimle birlikte benimden arka kalın, önüme çıkmayın. Hazreti Safiye'nin düğün gününden bahsediliyor. Daha önce beyan etmiş bulunuyorum. Özet olarak tekrar beyan ediyorum. Hazreti Safiye evlendiği zaman Hazreti Ebu Eyyub Ensari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısının önünde yalın kılıç ile bütün gece orada koruyuculuk yaptı. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Eyyub'u çadırın önünde gördü ve Resulullah dedi ki Ebu Eyyub ne var? O arz etti ya Resulullah, ben bu kadından korktum. Çünkü onun babası ve kocası ve onun kavmi öldürülmüştür ve kafirlikten yeni yeni çıkmıştır. Ben bütün gece sizi korumak için burada kaldım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Eyyub Sabir'in hakkında dua etti. Allahum mahfaz Aba Ayyuba kuma ba'da yafazni. Ya Allah, Ebu Ayyub'u koru. Nasıl ki o bütün gece geçirdi beni koruyarak. İmam Suheyli diyor ki Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu duasına göre Hazreti Ebu Eyyub'u korudu. Sonunda Romalılar kendi mezarını korurlardı ve kendi vesilesiyle barış yağmur isterlerdi ve yağmur yağardı. Hazreti Mahmud diyor ki onlar Hazreti Osman bin Malik Ensari radıyallahu anh'dan dinledi. O da öyle kimselerden dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte Bedir'de mevcut idiler. Derdi ki ben kendi kavmi Banu Salim'e malını otlatırdım.
benimle onlar arasında bir dere vardı. Yağmur yağınca camiye gitmek benim için zor olurdu dereyi geçerek. Onun için ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine çıktım ve arz ettim Resulullah'a. Ben kendi gözüm zayıf görüyorum. Dere vardır benim ve benim kavmim arasında. Yağmur olunca orada su oluyor ve benim için oradan onu geçmek zor oluyor. Onun için istiyorum ki siz gelin ve benim evimde öyle bir yerde namaz kılın ki ben onu namaz yeri yapayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben geleceğim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh sabahleyin bana geldiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmek için izin istedi. Ben izin verdim. Resulullah oturmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hangi yer istiyorsun namaz için ki ben orada namaz kılayım? Sordu ona. Sen namaz için istediydin. Nerede istiyorsun ki namaz kılalım? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e öyle bir yere, istediğim yere işaret ettim ki namaz kılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Allahu Ekber dedi. Ve biz kendisinin arkasında saf olduk. İki rekat kıldırdı. Sonra selam verdi. Selam verince biz de selam verdik. Ve ben kendisine hazire, yani bir un ve attan yemek var. Ben onun için Resulullah için hazırlattım onu. Mahalledekiler dinlediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evimdedir. Onlardan bazı kimseler koşarak geldiler ki evde birkaç çok insan oldu. Onlardan birisi dedi ki Malik nerededir? Ben onu görmüyorum. Birisi dedi ki o münafıktır. Sordu. Başka bir sahabi yakında. O nerededir? O münafıktır. Allah ve onun Resulünü sevmiyor. Onun için gelmedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki böyle demeyin. Siz bilmiyor musunuz ki o la ilahe illallah okumuştur. Bu ikrar ile Allah-u Teala'nın rızasını istiyor. Dedi ki Allah ve onun Resulünü daha iyi biliyorlar. Biz Allah-u Teala onun münafıklığı ile dostluğunu görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah-u Teala ateş haram kılmıştır. Her kim la ilahe illallah kabul ettiyse ki bununla Allah-u Teala'nın rızasını istiyorsa. Hazreti Mahmud bin Rabi diyordu ki ben bu söz başka bazı kimselere beyan ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostu Hazreti Ebu Eyyub Ensari dahi onlardan idi. Roma'da vefat etti ve Yezid bin Muaviye onun lideriydi. Ebu Eyyub benim sözümü inkar etti ve dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben zannetmiyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiş olsun. Senin beyan ettiğin gibi her kim Allah la ilahe illallah derse ateş ona haram olur. Dedi ki ben zor gördüm bu sözü. Perişan idim. Ben Allah için kendime için bir minnet istedim. Eğer ben geri kalırsam bu Utban bin Malik radıyallahu anhu'ya soracağım. Ben onun kavminde onu diri bulursam. Ben geri döndüm ve hacı yahut umre ihram giydim. Sonra Medine'ye geldim. Banu Salim'in mahallesine gittim. Ne göreyim ki Hazreti Utban yaşlanmıştır ve gözü kör olmuştur. Kavmine imamlık yapıyordu. Namazı bitirince ben selam verdi. Ben ona selam verdim ve ona dedim ki ben kimim? Ve sordum ona. Aynı şekilde doğruladı. Daha önce nasıl bana beyan ettiyse. Evet bu doğrudur. Ben kendim dinledim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Her kim la ilahe illallah okuduysa ateş onun üzerine haram oldu. Ancak Hazreti Ebu Eyyub bunu kabul etmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh'ın zayıf düşüncesini ileri sürmüştür. Hadiste şöyle var. Man kala la ilahe illallah
yaptığı bezalika vechallahi. Hazret Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle yazıyor, tercümesini okuyorum. Yani Mabud bin Rabbi rivayet eder ki ben Utban bin Malik'ten dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu. Allah-u Teala her insanı ateşe haram kılmıştı üzerine. Her kim ki iyi niyetle Allah-u Teala'nın rızası için La ilahe illallah okursa, bunu kabul ederse. Ancak ben öyle bir mecliste bir bu rivayeti beyan ettim. Abu Eyyub Sabi dahi oradaydı. Abu Eyyub bu rivayeti inkar etti ve dedi ki Allah adına yemin ediyorum ki ben doğrulayamayacağım ki Resulullah bunu beyan etmiş bulunsun. Ondan sonra yazıyor. İyi hadiste Hazreti Abu Eyyub Ansari öyle bir hadisi ileti ki rivayet bakımından doğruydu. Hadisin rivayetleri bakımından doğruydu. Kendi dirayetinden temel kurdu. Hangi şey doğru ise kendi kafasına göre onu temel alarak kabul etmeyi reddetti. Diyor ki Mirza Beşir Ahmed, mümkündür ki Hazreti Ebu Eyyub Sabir'in istidlalı doğru olmasın. Fakat her neyse bu hadis şunu ispat ediyor ki Mirza Beşir Ahmed şunu ispat ediyor ki eshablar boşu boşuna her şeye inanmıyorlardı. Aksine onlar düşünüyorlardı, araştırıyorlardı. Her neyse diyor ki bu hadis şunu ispat ediyor ki eshablar boşu boşuna her rivayeti kabul etmezlerdi. Dirayet ve rivayet her ikisinin usulüne göre araştırdıktan sonra kabul ederlerdi. Bu Buhari'nin hadisinin şerhinde Hazreti Seyyid Veliullah Şah radıyallahu anh şöyle yazdı. Hazreti Muhammed bin Rabi'den Ebu Eyyub Ansari bu rivayeti dinledi. O inkar etti. Bazı kimseler derler ki onun inkarının sebebi şuydu ki yalnız la ilahe illallah insanı ateşten koruyamaz. Ameli salih yanında olmadıkça. Bu ispat edilmiş bir İslami meseledir. Aynen olur. Fakat Rabi diyor ki yaptaki ve zalik avacı Allah'ın cümlesi anlatıyor. Bu ikrar-ı tevhid nasıldır? Kalpten isteyerek Allah-u Teala'nın rızası için la ilahe illallah derse onun için ateş haram olur. Sonra Şah sahib yazıyor. Hazreti Mahmud tekrar araştırdı. Belki bazı kelimeler unutmuş olabilir. Sonra tekrar araştırdıktan sonra aynı ispat edildi ki bu rivayet doğrudur. Sonra diyor ki birisinin iman yahut nifak konusunda insanın önünde fikir ileri sürmek doğru değil. Uygun değil. İman ve nifak konusunda insanın önünde birisine demek ki bu münafıktır, bu uygun değil. Yahut onun imanı zayıftır, bu yanlıştır. Öyle demek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman İbn-i Bakşivi sevmedi ki bunun ismi söylesin. Onun için ıslah yerine fitne uyandırırlar bu gibi sözler. Başka bir rivayette beyan edilir. Hazreti Abdullah bin Abbas ve Hazreti Mişver bin Makhrama Abba adlı yerde mesele gusulte itilaf ettiler. Hazreti Abdullah bin Abbas dedi ki başını yıkayabilir. Musab dedi ki muhrem başını yıkayamaz. Ravi diyor ki Hazreti Abdullah bin Abbas beni Hazreti Ebu Eyyub Ansari'nin yanına gönderdi. Ben ona iki yıkandığını gördüm. Perde vardı. Ben ona selamun aleyküm dedim. O dedi ki kimdir? Ben dedim ki Abdullah bin Huneyn. Hazreti Abdullah bin Abbas beni size gönderdi ki size sorayım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi başını nasıl yıkardı ihram halindeyken. İhram varsa başını yıkarmamalıyız. Hazreti Ebu Eyyub kendi elini koydu çarşafın önüne ve başını gördüm.
başını gösterdi. Sonra adamın birisine dedi, su atıyordu. Su at. Onun başına su attı. Sonra her iki eliyle kendi başını övüştürdü. Elini getirdi ve arkaya götürdü ve dedi ki, böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle yaptığını gördüm. Elini getirdi ve arkaya götürdü. Hazreti Said bin Musayyib beyan eder. Bir seferinde Hazreti Ebu Eyyub Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalında bir çöp gördü, onu ayırdı ve Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Ebu Eyyub'dan Allah uzaklaştırsın, sevmediği şeyi uzaklaştırsın. Başka bir rivayet var, dedi ki, ey Ebu Eyyub, sen eziyet görme. Hazreti Ebu Eyyub Cemel ve Sifin ve Nahrvan adlı savaşlarda Hazreti Ali'nin ordusunun ön kısmındaydı. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Eyyub'un sarinin zatına güveniyordu. Şundan belli oluyor ki Hazreti Ali Kufe'ye Darul Hilafe yaptı ve oraya muntakil oldu. Hazreti Ebu Eyyub Ensari Medine'yi 40 Hicri Medine'nin valisi kaldı. Ona vali yaptı. Yusuf bin Abu Arta'nın liderliğinde Amir Muavin'in Sur ordusu Medine'ye saldırdı ve Ebu Eyyub Ensari Medine'ye bırakarak Hazreti Ali'nin yanına Kufe'ye gitti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra eshaplar hilafetten vazife alırlardı. Burs. Önce 4000 idi Hazreti Ebu Eyyub için, sonra Hazreti Ali 20000 yaptı onu. Önce 8 köle onun tarlasını sürmek için idiler. Hazreti Ali 40 yaptı onları. Hazreti Habib bin Abu Sabit'e rivayet edilir. Hazreti Ebu Eyyub Memir Muavra'nın yanına geldi ve ona borç olduğunu söyledi. Bakmadı sevdiğini. Sevmediğini gördü. Bunun üzerine Hazreti Ebu Eyyub Ensari dedi ki, Ebu Eyyub'un sözüne bakmadı. Onun sevmediğine baktı. Sevdiğine bakmadı. Ebu Eyyub Ensari dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini dinledim. Siz daha sonra mutlaka tercih göreceksiniz. Adam kayırma. Amir Muaviye dedi ki, Resulullah size bunu mu buyurdu? Ne dediniz? Dedi ki, Hazreti Ebu Eyyub, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sabredin, böyle bir şey değişince, söz kabul edilmezse, doğru söz kabul edilmekçe sabredin. Amir Muaviye dedi ki, o zaman siz sabredin. Resulullah dedi ki, sabredin. Hazreti Ebu Eyyub dedi ki, Allah adına yemin ediyorum, ben senden asla bir şey istemeyeceğim. Sonra Hazreti Ebu Eyyub Basra'ya gitti. Hazret İbn Abbas'ın evinde kaldı. Hazret İbn Abbas kendisi evini boşalttı kendisi için ve dedi ki, ben size karşı aynı muamele yapacağım. Nasıl ki siz Resulullah ile yaptınız. Misafirperverlik yaptınız Resulullah. Ben de aynı şekilde yapacağım size. Hazret İbn Abbas aile evine emretti ki dışarı çıktılar. Hazret İbn Abbas dedi ki, evde ne varsa hepsi sizindir. Ve Hazret Ebu Eyyub'a 40 bin dirhem ve 20 köle verdi. Kendisi için başka düzen dedi ki, evle yetinmedi, 40 köle dahi verdi. Hazreti Müslim Oğud radıyallahu anhu, فَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ اِلَّا تَحْلُقَ وَاَسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Bunun tefsirini beyan ederken diyor ki, bu ayetin anlamı konusunda insanlar hata yaptılar. وَانْفِقُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ اِلَى تَحْلُقَةً وَاَسَنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Onlar Allah yolunda her nerede ziyet varsa hemen derler ki, bu kendine halakat etmeye
gibi bir şeydir. Allah-u Teala demişti ki وَلَا تُولْكُ بِعَدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَ. Boşu boşuna helakete sokmayınız kendinizi. Biz nasıl pay alabiliriz bunda? Asla bunun bu anlamı değil ki. Nerede ölüm korkusu varsa Müslüman oradan kaçmalı ve korkaklık göstermeli. Hayır. Anlamı şudur ki düşman ile savaş olunca malınızı sarf edin. Amvala mani olursanız kendi elinizle ölümü istiyor olacaksınız. Hadis-i Hazreti Ebu Ensari'den rivayet edilir. O Kustun dünyayı fethi için gittiydi. Dedi ki bu ayet biz Ensari için indi. Sonra dedi ki biz önce Allah-u Teala'nın yollarında malımızı harcardık. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi dinine kuvvet verdiği zaman, Müslümanlar üstün elde edince zaman, biz dedik ki şimdi malımızı korursak ve onu biriktirsek iyi olur. O zaman bu ayet indi ki Allah yolunda mallarınızı sarf etmekten çekinmeyin. Çünkü eğer böyle yaparsanız bunun anlamı şu olacak ki canlarınızı helakete koyuyorsunuz. Onun için mallarınızı biriktirmeyin, onları Allah yolunda harcayın. Yoksa sizin canlarınız zayi gidecek. İnsan, düşmanlar size müstallat olacaktır ve siz helak olursunuz. Hazret Ali'den sonra Amir Muaviye üzerinde öyle bir zaman geldi ki Cüheni onun tarafında Mısır valisiydi. Hazret Uba'nın amirliğinde Hazret Abu Eyyub iki defa Mısır'a gitti. İlk yolculuk kalbe-i hadis için idi. Denledi ki Hazret Ukba için has rivayet eder. Yalnız bir hadis için Hazreti Ebu Eyyub yanlışlıkta zahmette katıldı. Sonra ikincisi gazve için katılmak için Mısır'a gitti. Mervan Medine'nin valisi iken bir gün geldi. Adamın birisini gördü. Kendi çehresini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mezarına koyduydu. Mervan dedi ki sen biliyor musun ki ne yapıyorsun? Bu şirktir. Secde ediyorsun. Sonra Mervan ona dedi, baktı ki o Ebu Eyyub Ensari'dir. Cevap verdi ki evet ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesiyim. Ben taşlara gelmedim. Ebu Abdurrahman'dan rivayet edilir. Biz denizdeydik. Biz Abdullah bin Kays Ensari amir idi. Bizimle birlikte Ebu Eyyub Ensari dahi vardı. Ganimet malını bölüştüren ben aşk yüzünden eğildim. Taşlara secde yapmıyorum, şirk yapmıyorum demek istiyordu. Bir sevgi ifadesidir ve onda da Allah-u Teala'nın birliği vardır, şirk değildir. Ebu Abdurrahman'dan rivayet edilir. Biz denizdeydik. Bize Abdullah bin Kays bizim amirimiz idi. Ve Ebu Eyyub Ensari de bizimle birlikteydi. Ganimet malını bölenlerin yanından geçti. O esirlere bakıyordu. Hazreti Ebu Eyyub ne baksın ki bir kadın ağlıyor. Sordu ki bu kadın niye ağlıyor? Anlattılar ki bunu ve çocuğu ayrılmıştır. Bunun üzerine çocuğun elinden tuttu ve annesinin evine gitti. Ondan sonra mal bölüştüren Abdullah bin Kays'in yanına gitti ve ona anlattı her şeyi. O Hazreti Ebu Eyyub'u çağırdı ve dedi ki niye böyle yaptınız? O dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu dinledim. Her kim anne ve onun oğlu arasında ayrılık yaparsa Allah Teala onun ve onun sevgili arasında kıyamet günü ayrılık yapacak. İşte bazı kimseler annelerden çocuklar çekiyorlar. Onlar için bir ders vardır. Sonra İslamiyet'e itiraz edenler baksınlar. Kendilerine yapıyorlar. İslamiyet herkese bakıyor. Geçen günlerde Amerika'da haber vardı ki orada immigrants ayrı ayrı tutuldu, muhacirler. Anneler ayrı, çocuklar ayrı. Ve bazı çocuklar annelerini tanıyamadılar. Her neyse İslam o ana kadar emir veriyor.
telkin ediyor ki anneler çocuklardan ayrılmasın. Birbirinize eziyet vermeyin. Hazret Asad bin Abdullah beyan eder. Hazret Abu Eyyub Ansari bizim eve geldi. Bize geldi cihad için. O günlerde Hazret Abdullah bin Amir Mısır'ın valisiydi. Akşam namazını geciktirdi. Hazret Abu Eyyub ona gitti ve dedi ki Ukba, bu nasıl namazdır? Hazret Ukba cevap verdi ki biz meşgul idik. Hazret Abu Eyyub dedi ki Allah adına yemin ediyorum, benim yalnız gayem şudur ki insanlar zannetmesin ki size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle yaptığını gördük. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğunu dinlemedin mi? Ki benim ümmetim o ana kadar hayır üzerinde olacak. Ya dedi ki fıtrat üzerinde kalacak. Ne zamana kadar ki onlar akşamı geciktirmesinler. Ki yıldızlar parlayıncaya kadar. Abu Vasi'den rivayet edilir. Yani ilk namaz, akşam namazı ilk zamanda kılmalı. Abu diyor ki ben Abu Eyyub Ansari ile görüştüm, tokalaştım ve baktım ki benim tırnaklarım çok uzundur. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Aranızdan hiç kimse gök hakkında haber alıyor ve kendi kolunu uzatıyor. Onda cenabet ve pislik birikiyor. Yani çok yüksek şeyler söylüyorsun, marifet sözlerini söylüyorsun. Ancak kendi durum şöyledir ki senin tırnakların fazladır ve pislikler orada birikiyor. Onun için bunları kes. Hazret Abu Eyyub Musnad bin Ahmed bin Hanbel'in hadisi var. Hazret Abu o kadar üstünlük kabul edilirdi ki sahab kendisine soru sorarlardı. Hazret İbn Abbas, Hazret İbn Ömer, Bara bin Azib, Anas bin Malik, Abu Amama, Zeyd bin Khalid Johani, İkram bin Madi, Cabir bin Sumra, Abdullah bin Yazid Hatmi vesaire Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den terbiye görmüş olanlar Hazret Eyyub'un feyzinden biliyaz değildiler. Said bin Musayyib, Urva bin Zubayr, Salim bin Abdullah, Ata bin Yasar, Ata bin Yazid, Abu Salama, Abdurrahman bin Abi Leyla çok üst kimselerdir fakat Hazret Abu Eyyub'u çok seven kimselerden idiler. Hazret Abu Eyyub Ansari'den mervidir. Muaviye zamanında cihad için çıktı. Dedi ki ben hastalandım. Hastalık şiddetlendi. Arkadaşıma dedi ki ölürsem beni kaldırın. Ve siz düşmanın önünde saf yaparsanız kendi evleriniz yanında beni defnedin. Ben size bir hadis beyan edeceğim. Ben onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinledim. Eğer benim ölüm yakın olmasaydı ben onu beyan etmezdim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu dinledim. Öyle bir durumda ölürse ki Allah ile başkasını ortak koyduysa cennete girecek. Başka bir rivayete zikredilir. Hazret Abu Eyyub Ansari'nin ölümü yaklaşınca dedi ki ben aranızda öyle bir şey gizledim ki ben onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinledim. Resulullah dedi ki eğer siz günah yaparsanız Allah-u Teala günah yapmazsanız Allah-u Teala öyle kavmi yaratırdı ki onu günah yapardı ve Allah-u Teala onu affederdi. Allah-u Teala'nın rahmaniyeti ve affedişini o kadar fazla seviyor. Ravi beyan eder. Hazret Abu Eyyub Ansari Bedir gazvesine katıldı. Müslümanların hiçbir savaşında geri kalmadı. Başka bir savaşta o başka. Eğer bir yerde iki ayrı savaş varsa o zaman şu ya bu savaşa mutlaka katılırdı. Yalnız bir sene savaşa katılamadı. Çünkü orduya genç birisi amir kılındı. Ondan sonra üzülürdü ve dedi ki kim benim amirimdir bana ne? Bana ne ki kim benim üzerimde amir kılınmıştır? Bana nedir ki kim bana benim üzerime amir kılınmıştır? 3 defa dedi. Bana diyor ki bu genç amir kılınan zikredilen Abdülmalik bin Marwan idi. Ravi diyor ki Hazret Eyyub hastalandı. Yazid bin Muaviye amir idi. Onun yanına gitti.
ve dedi ki bir şey ihtiyacınız varsa söyleyin. Dedi ki benim ihtiyacım şudur ki ben ölürsem beni ata koy ve düşmanın ülkesine götür. Mümkün değilse orada beni defnet ve geri gel. Hazreti Ebu Eyyub vefat edince onu bindirdi ve nereye kadar mümkünse düşmanın ülkesine götürdü ve orada defnetti ve geri döndü. Ravi diyor ki Hazreti Ebu Eyyub Ansari derdi ki Allah-u Teala buyurmuştur. İnfiru sifafan ve sikalan. Çıkın ağır ve hafif ve ağır olarak. Ben kendimi hem her ikisi görüyorum. Bir rivayet vardır. Mekke ahalisi den birisi de rivayet edilir. Yazid bin Muaviye Hazreti Ebu Eyyub Ansari'nin yanına geldi. Ona dedi ki insanlara bana selam söyleyin. Beni götür. Ve nereye kadar beni götürebiliyorsanız götürün. Yazid insanlara anlattı. Hazreti Eyyub'un kendisine dedi. İnsanlar kabul ettiler ve cenazesini ne kadar götürebiliyorlardıysa götürdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ölünceye kadar cihada yapışık kaldı. Sonunda vefatı İstanbul'da oldu. 52 Hicri'de Yazid bin Muaviye, kendi babası Amir Muaviye'nin hilafeti zamanında Kustantuniye Savaşı'nı yaptı. O sene Hazreti Ebu Eyyub radıyallahu anh vefat etti. Yazid onun namazı cemaatine kıldırdı ve Kustantuniye Kalesi'nin yanında onun mezarı var. Ravi diyor ki ben dedim ki insanlar onun mezarını koruyorlar, tamir ediyorlar ve kırat zamanında su veriyorlar. Başka bir rivayete göre Hazreti Ebu Eyyub Ansari Amir Muaviye'nin zamanında Yazid'in kumandanında Romalılara karşı savaştı ve İstanbul'un yakın 50 yahut 51 Hicri senesinde vefat etti ve orada defnedildi. Başka bir rivayete göre Yazid emretti atlılara Eyyub Ansari'nin mezarının önünde savaşın ki mezarı yok olsun izi. Sonra bir rivayet şu vardır. Hazreti Ebu Eyyub defnedildiği gece sabahleyin insanlar sordular. Geceleyin ne yaptınız? Müslümanlar dediler ki bu Hazreti Ebu Eyyub Ansari bizim peygamberimizin büyük eshablarından idi. İslamiyet'i kabul etmek bakımından en eskiydi. Defnettik sizin gördüğünüz gibi. Allah adına yemin ediyoruz. Eğer mezar açılırsa, bizim elimizde güç varsa, Arabistan'ın için bir nakus kullanılmayacak sizin için. Onlarda bir kıtlık olunca mezardan biraz toprak alırlardı ve yağmur olurdu. Bu rivayet hala vardır. Doğru mudur değil midir Allah bilir. Hazreti Ebu Eyyub Ansari 50 yahut 51 Hicri'de vefat etti. Son sözü insanlarında 52 Hicri. Hazreti Ebu Eyyub Ansari'nin mezarı Türkiye'nin şehri İstanbul'dadır. Bir köşededir ve üzerinde bir sükun için insanlar orada bulunurlar. Bakır'dan bir orada şey var. Bedri sahabın zikri bitti. Fakat dört sahabın zikrini beyan edeceğim. İlk olarak özet olarak beyan edildiydi. Ben onu tekrar beyan edeceğim. Aynı şekilde bazı eshapların özet zikri beyan edildi. Onlar hakkında başka bir madde bizim elimizde geçirse onu dahi beyan edeceğim. Yazılınca o da birlikte gidecek eshabın zikrinde. Ve birkaç kişi olacak onlar. Şimdi bazı merhumların zikrini yapacağım. Geçen günlerde vefat ettiler. Cenaze namazını dahi kıldıracağım namazlardan sonra. Birincisi Amtullah-i Mithil Muharrem Silsila India 25 Eylül 21 senesinde 53 senesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum 1998 senesinde araştırır cemaate katıldı. 2003 senesinde Camiatul Beşeriyye'nden mezun olduktan sonra ölünceye kadar nimet ve ihlas ile hizmet etti cemaate. O bakımdan 17 sene hizmet etti. Çok ihlas sahibi, dindar
namaza bağlı silsileye sevgi gösteren bir muallim idi. Karısı dışında iki oğul ve iki kızı vardır. Allah-u Teala merhamet eylesin kendisine ve çocuklarını dahi sükun, barış versin. Teskin versin. İkinci cenaze Feyzul İslam Murşidabad Bengal muallimin cenazesidir. 14 Ekim 60 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muallim merhum Cemaatul Mubashirin Kadiyan'dan 6 aylık muallimler dersine girdi ve bil mukta muallim olarak görev yaptı. Bu bakımdan muallim beyin hizmet 18 sene hizmet etti. Çok ihlas sahibi, dindar, namazlara bağlı, silsile çok seven bir zat idi. Merhumun karısı dışında 3 kozuk bıraktı. Kızı. İlk 3 kızı evlidir. Birincisi talebedir. Sonuncusu. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve onun akrabalarına sabır versin. Üçüncü cenaze Hazret Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hazret Nuvab Muhammed Ali'nin torunu Nuvab Amtul Hafiz ve Hazret Nuvab Abdullah Han'ın oğlu Şahid Ahmed Han Paşa 26 Ekim günü 85 yaşında vefat etti. Hastanedeydi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Şahid Ahmed Han iki defa evlendi. İlk evlilik Amtu Şekur Hanım ile, üçüncü halifenin kızıydı 62 senesinde. Ve evliliği Mevlana Celaluddin Şems yaptı. İlk evliliğinden 5 çocuk var. İkinci Seyyide Semina Seyyid, Seyyid'in kızı 1977 senesinde var. Bir oğlu var, Amerika'dadır şimdi bugünlerde. Üçüncü halife ile cemaat hizmeti yoktur. Fakat üçüncü halife ile birlikte İddiş turlarına katıldı. Ve orada hizmet etmek nasip oldu kendisine. Ve aynı şekilde karısı yazdıydı. Fakirlere çok yardım ederdi. Evleri dahi hazırlayarak onlara verdi. Ve yardım eden birisiydi fakirlere. Allah-u Teala mağfiret eylesin, merhamet eylesin kendisine. Çocuklarına dahi cemaat ve hilafete bağlı tutsun. Bunda sonraki cenaze Seyyid Masud Ahmed Shah Sheffield İngiltere'nin cenazesidir. 8 Eylül günü kalp krizi geçirdikten sonra vefat etti. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Ailesine Ahmadiyye babası Hazreti Sayın Nasir Hüseyin radıyallahu anh'ın vasıtasıyla geldi. 1902 senesinde, 20 senesinde Kadiyan'a giderek Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat etti. Seyyid Mesud Ahmed Shah 62 senesinde İngiltere'ye geldikten sonra müstakil olarak Sheffield'de ikamet etti. Sheffield'de cemaat kurduktan sonra ilk evi merkez idi namaz için ve 70'e kadar kendisi sadır cemaat olarak görev yaptı. 1960-90 seneden neye kadar sekreteri ziyafet görevini yaptı. Çok güler yüzlü, uysal kimse, hizmet fakirleri seven, muhlis ve vefalı bir kimseydi. Hilafeti çok sevgisi vardı hilafete karşı. Kızı Doktor Ayşe Hanım diyor ki biz cemaat ve özellikle hilafete karşı bağlamaya çalıştı. Ve her 6 ay sonra Halifetul Mesih ile görüşmek için telkin ederdi. Allah-u Teala onun kızı ve karısını na sabır versin, hafsala versin. Mağfiret eylesin kendisine. Allah-u Teala
evladına, kızına onun iyiliklerini cari tutmayı nasip etsin. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر